Yani halkdır, şeytandan bile gelirse, ilaç da bilmez. Bu başka bir şey. Ama böyle diye da şeytandan ilim öğrenilmez. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın teşabihlerine uyanları gördüğünüz zaman diyor, onlardan sakın, onlarla oturmayın diyor. Yani onlara anlatın değil bak, onları doğru yola çekip, böyle bir vazifen yok senin. Kim müteşabihlere tabi oluyorsa, müteşabihler demek ne demek? Müteşabihler, birincisi manası bize kapalı olan. Bunun ne şekilde olur? Ya Kur'an ve sünnetin hakkında ayrıntı vermediği mücmel meseleler olabilir, müteşabihlerle kastediyor. İkinci bir kısmı, tahsisin girdiği umum bir ayet. Veya husus olarak gelip de umumi olan bir ayet veya hadis olabilir, müteşabihler. Veya nesk edilmiş olan durumlar olabilir. Bu nasıl olur? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biz kafamda üç mescittedir hadisi var. Bir tutup ayette mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman diyor, burada bütün mescitler diğer bu ayetin kapsamına diyerek geliyorsa ne yapmış oluyor burada? Tahsis girmiş bir konuda umumla delil getiriyor, bu müteşabihe tabi olan birisidir. Yani şu hadisi öğrendikten sonra buna devam ediyorsa o sapıktır, ondan uzaktır. Yani bu hadisi bilmiyor olabilir, bu hadisin sıhhatini bilmiyor olabilir, sıhhatini ispatlarsın. Buna rağmen bu ayette geliyorsa o sapık. Veya işte Allah'ın bizlere hükmetmenine kâbirlerin takip böyledir. Bunu alıyor, mesela İbn Abbas radiyalanmadan gelen üniversite ne diyor? Bu büyük günahtır diyor veya küçük küfürdür diyor. Allah Resulü'nden var, bu kâfirler hakkında, inkar edenler hakkında öyle bir hadis var. Buna rağmen Allah'ın ayeti nazır hadiste tahsis ediyor veya sade sözde tahsis edilir falan diye böyle itirazlara da geliyorsa bu sapıktır. Bu müteşabihlere tabi olan biridir. Bu muhatap olmaya değmez. Bununla konuşulmaz. Bu batılı arıyor. Bir başkası mesela nesk edilmiştir. Adam nesk edilmiş bir olayı nesk edildiğini bilmiyor olabilir. Bu müteşabihlere tabi olan değildir. Ama onu nesk eden delili sen ona getirdin. Adam hala bununla bir şeyler ispatlamaya çalışıyor. Bu müteşabihlere tabi olan birisidir. Yani delilleri falsaflayan, insanlara ispat etmek için bunu kullanan, kalbini şeytanın ele geçirdiği bir kimsedir. Mesela tesettür meselesi bunlardan birisi. Tesettür emri, hicab emri, işte harimlik, selamlık emri, İslam'da en son gelen hükümlerdendir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bir 5-6 sene önce nazil olmuştur. Ahzab suresindeki ayetler. Bundan öncesine ait, mesela gelin, düğündekilere hilmede verdi hadisini. Getirirse Bukhari'den mesela bilmeden getirmiş olabilir. Ona dersin ki bak hicabın bu şöyle şöyle nazı olmuştur. Bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlarla erkeklerin birbirisini görmesini engelleyen perde emriyle muhatap olmuştur ve bundan sonra iş değişmiştir. Bunu beyan ettikten sonra halen daha bunlarla geliyorsa bu müteşabihlere tabi olan kalp kalbilmiş bir sapıktır yani. İnsanlara ifsad etme peşinde gidiyor. Bir insan veya bir hadisin zayıf olduğunu bilmeyebilir. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Bekir'in yaptığı gibi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, işte iki namazı üzülsüz cemeden büyük günah kapılarından birine yanaşmıştır. Hadisin Tirmiz'de. Bu münker bir hadistir. Ama adam bunu işte Tirmiz'de görmüştür, getirir. Der ki böyle bir şey var der sana. Sen de dersen ki, bak Müslüm'de şöyle bir hadis var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları bu konuda sadece. Mümkünken daha hiçbir özür yokken namazda özlemezdi. Ömer radıyallahu anh'ten de bunun aksine sahip olan sabit rivayetler var. Ömer radıyallahu anh'ın kendisinden. Adam hala bu zayıf rivayeti sanki sahipmiş gibi kullanmaya devam ediyor Ebu Zerkan'ın yaptığı gibi. Bu kalbi kaydırılmış bir sapıklıktır. Bu batılı arayan bir sapıklıktır. Böylelerine bir şeyleri anlat, düzelt. Böyle bir şey yok. Sen zaten ona ulaştırmışsın da o hala ısrar ediyor bunda. İcma diyor falan diyor filan diyor. İcma da olmadığını açıklamışız bu adama. Ben bu adamı özele, insitle, özele çektim. Yani adam sandım yani. Dedim ki bak böyle böyle iddia ediyorsun da. Yani bu konuda icma var falan filan. Bak.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu sahabe sahabe aslında falan filan filan sahabeler tabi'in aslında filan tabi'in Muhammed Sirin ondan sonraki ayet İmam Malik falan filan ben bunları saydım. Yok benim hakkımda güvenmiyorsan dedim bu saydıklarının hepsi de İbn-i Recep'i Fethül Bari Vahir Şerif Fethül Bari de o naklediyor buradaki ihtilafı dedi. Yani icma diye bir şey yok burada. Yani iki namazı özürsüz can etmek büyük günahlardan biri de icma ister diyor ya. Ya abi dedi işte ben dedi daha öğreneceğim çok şeyler var falan dedi gitti. Bir hafta geçmedi aynı şeyleri yine söylüyor. Ve yalan da söylüyor. Elbani'yi de sayıyor. Yani alimler hep buna büyük günah demiştir falan diye Elbani'yi de sayıyor. Ya kardeşim Elbani'nin İbn-i Zeymiye reddiyesi var. İbn-i Zeymiye mümkün kendine karşı çıkan birisi. İbn-i Zeymiye. Elbani onun getirdiği delilin çürüklüğünü ve bu konuda farklı olan rivayetleri getirerek İbn-i Zeymiye reddiye veriyor. Ya sen Elbani ismini nasıl karıştırıyorsun? Hadi salla da destekli at derler hani. Ama insanlara saptırmak için bunları yapıyorlar. Demek ki böyle adama hak anlatılmaz. Bunun yüzüne şamar vuracağım. Delillerle yani kastettim. Ve muhatap olmayacağım. Bunlar insanları da sakındıracak. Bunlar hakkı talep eden kimseler değil. Bilakis batılı arzuluyorlar. Batılın peşindeler. İşte Ubeyla Aslan'mış. Abdullah Yolcu'ymuş. Onların böyle şaklabanca sözleri de bu yüzden zaten. Hakkı arayan insanlar değil ki. Sen bunlarla ne muhatap olacaksın? Bunlar muhatap alınmaz. İnsanlar da dinlememeleri için uyarılmaları gerekir. Çünkü bunlar hak ile batılı birbirine karşılar. Hak delil getirebilir de, sahih delil getirebilir. Ama nesk edilmiştir. Tahsis edilmiştir. Adam mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınların huzuruna çıkar, sohbet ederdi diyor. Ebu Said Bilgin yaptığı gibi. Bu kadar hadisi getiriyor. Sizlere kadınların yanına girmekte sakındırırım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kayınma ne dersin diyorlar yani. Kayın ölümdür diyorlar. Bunun ilk cümlesine sizlere kadınların yanına girmekten sakındır. E sen giriyorsun. Allah Resulü girmiş falan. Kardeşim Allah Resulü ile ümmet arasında namahremlik yok ki. Yani onun şeytanı teslim olmuş. Dilediğiyle hallet edebilme şeyine sahip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir özelliği var. Yani buradaki hususu ne yapıyor? Umum getiriyor. Yani Allah Resulü'ne has olan bir durumu kendi aklında da teşmin ederek sapıklık arıyor bu adam. Bunun gibi meseleler çok. Yani adam sahih delil getirebilir. Sahih delil getirmesi, kitaptan veya sünnetten sahih delil getirmesi haklı olduğu anlamına da gelmez bazen. Mesela düşünün. Yakup'te mi tercih ettin? Yoksa Zebercet'te miydi? Bir cesarete kıssası var. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen bir var. Fatıma binti Kays değil de. Müslim'de gelen Fatıma binti Kays. Bir de Cabir radıyallahu anh'dan gelen bir tarih var. Aynı olayı anlatıyor. Hani o adaya çıkmaları, cesaretle karşılaşmaları, onun Beccal'e sevk etmeleri falan. Bu rivayeti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a aktarıyorlar. O diyor ki vallahi İbn-i Sayyad Deccal diyor. Böyle bir olay aktarıyorlar. Yani bunun Deccal olamayacağı diye bir intiba var burada. İşte bu Mekke'ye, Medine'ye girmiştir. Mekke'ye, Medine'ye girse de vallahi o Deccal diyor. İşte çocuğu olmuştur, öyle de olsa vallahi o Deccal diyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuyor mu? Buyuruyor ya Mekke'ye, Medine'ye giremeyecek. Ama ne zaman giremeyecek? Deccal olarak zuhur ettiği zaman. İşte bunun çocuğu falan filan ne zaman? Deccal olarak zuhur ettiği zaman. Şimdi bu öyle bir şey ki Deccal yani insan olarak tezahür edecek ama bu şeytanlardan bir şeytan. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn-i Sayyad'ın yanına gittiği zaman konuşmasını hatırlıyor musunuz? Ne diyor orada? Ne görüyorsun diyor. İşte Rabbimin arşını suyun üzerinde görüyorum diyor. Kastettiğini şey. Demek ki bu şeytanın askerlerinden bir asker. Yani değişik kılıklardaki büyücüdür aynı zamanda. Değişik
şeylerde tezahür eden birisi. Cabir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh orada yemin etmesi var ya, vallahi bu deccaldir, bunun parasını öldüreyim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buna karşı çıkmıyor ya. Bak buradan tutunuyor, bununla delil getiriyor. Allah Resulü onun yeminle deccaldir demesine karşı çıkmıyor. Cabir bin Abdillah halen vallahi deccaldir diyor. Bunun gibi birkaç sahabe daha var. Yani İbn-i Sayyar'ın deccal olduğuna dair. Şimdi Ebu Said el-Hudri radyalarına konuşmasını biliyorsunuz. O kendisini nasıl savunuyor? Yani Allah Resulü böyle böyle demedi mi? Hı. Bak İbn-i Sayyar da kendini bu malzemelerle savunuyor. Mekke'ye Medine'ye giremedi. Bak ben giriyorum diyor. Senler böyle diyorlar diyor. Hayat geliyorlar. Hadis. Hadis geliyor. Ondan sonra işte çocuğu olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak falan filan bunları getiriyor. Ebu Said el-Hudri radyalarında böyle bir tereddütler kalıyor. Ama diyor ki tamam diyor, yine de bu görev bana görevse reddetmeyelim diyor. Şimdi İbn-i Sayyad'ın vakasına baktığınız zaman o kadar enteresan olaylar var ki. Birincisi Harre vakasında kayboluyor adam. Bu adamın nereye gitti belirsin. Uçtu yani, yok adam. Bir de ilginç bir olay daha var. Küster Kalesi'nde, bu Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Küster Kalesi'ni fethetmeye sefer yaptığı zaman oradaki Yahudi alimleri kaleden diyorlar ki, yahu siz diyor boşa uğraşıyorsunuz diyor. Siz bilmiyor musunuz aranızda deccal olmadıkça diyor, siz bu kaleyi alamayacaksınız diyor. Yani bizdeki bildiğine böyle bir şey var. O yüzden siz boşa uğraşıyorsunuz diyor. Bunlar çok oralı olmuyorlar yani. Kaleyi savunma konusunda çok tedbirli de davranmıyorlar. Ve o kale fethediliyor. O orada İbn-i Sayyar. Yani böyle enteresan hadiseler var. Geçen şimdi işte hadis böyle falan filan. Kardeşim olayların hepsinin yerli yerince zamanı var. Ben şimdi sahabenin bu konudaki ilmi dirayeti, Allah Resulü'nden aldıkları ilim, metodik yaklaşımlar yani menheçlerine baktığım zaman şüpheler var mı? Evet böyle şüpheler geliyor. Kimin kaynaklı şüpheler? Aslında ilk olarak İbn-i Sayyar'ın kendisini savunmasını ortaya attığı şüpheler. Bu hadisi Cabir Radyalan bilmiyor mu? O Fatıma bin Kays biliyor, onu aktarıyor, bunun üzerine söylüyor. Öyle de olsa vallahi de tek cazdır. Şimdi muhasırlar, işte hadisler arasında çelişki yaşamak için, işte Deccal hakkında Fatıma bin Kays hadisinde böyle denmiş ama bir de İbn-i Sayyar'dan şüphelenmiş. Bunlar çelişki duruyor. Allah Resulü bilmiyor mu? İbn-i Sayyar'dan şüphelenirken bunun farkında değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Demek ki İbn-i Sayyar kıra dışı bir varlık yani. Şimdi ölüyü diriltecek diyor. Böyle büyüdere sahip. Göğe emredecek, yağmuru yağdıracak diyor. Böyle özellikleri var yani.